Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyd, kanalıma hoş geldiniz. Dün size Nissan Qashqai'nin en full paketini çekmiştim. Bugün de en boş paketini çektim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şunu söylüyorum. Araç manuel değil, CVT şanzımanlı, otomatik şanzımanlı tekne paketi. Videoya geçmeden önce aşağıda bulunan butonlardan hemen videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi sizleri videoya bırakın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün karşınızda Nissan Qashqai'nin, yeni Qashqai'nin en boş paketi, giriş paketi tekne var. Bugün sizlerle beraber tekneyi inceleyeceğiz. Özelliklerini neler, hepsinden bahsedeceğiz. Bakalım giriş paketi boş mu? Ne kadar dolu geliyor? Hep beraber bugün sizlere anlatacağım. Aracımız 1.3 turbo beslemeli benzinli motora sahip. CVT şanzımanı var. 158 beygir ve 270 Nm tork gücü üretiyor. Ve bu araçlarda da multi-brit destekleri var arkadaşlar. Bunda da artı 5-10 beygir etki ediyor diyebilirim. Yani atık bir araç olduğunu söyleyebilirim şehir içindeki ilk hızlanmalarda. Evet, ilk başta gördüğünüz gibi LED gündüz farlarını görüyoruz Qashqai'nin arkadaşlar. Bunlar giriş paketi Tekna'dan itibaren standart olarak geliyor. Uzunları da yine LED olarak yanıyor. Videonun içerisine bunları eklerim. Ve şuradaki Qashqai imzamız da gördüğünüz gibi çok lüks, çok güzel duruyor. Aracın hatlarına baktığımız zaman, özellikle şu yandan bakıldığı zaman A sütunu, B sütunu, C sütunu ve omuz çizgileri çok keskin hatları var. Platinum Premium'da da söyledim. Aracı yandan baktığınız zaman sanki Nissan Juke gibi duruyor. Köşeli haplı bir araç olmuş. Ön tarafa baktığınız zaman tekne paketi olduğu için siz farlarını göremiyorsunuz ve sinyal lambalarımız da sarı ışık olarak bizlere sunuluyor. Radyatör rızgarımız şöyle Piano Black şeklinde geliyor ve şu krom ve Piano Black detaylar çok çekici durmuş, estetik durmuş diyebilirim. Buralarda da hava kanallarımız var. Diskleri soğutmak için buraya konumlandırılmış. Araçta artık ön arka park sensörleri standart olarak geliyor. Bununla beraber işte LED farlarımız var. Katlanır aynımız var. Şöyle jantlarına geldiğimiz zaman teknenin üzerinde 17 inçlik alışımlı jantlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 65 yanağı 17 inç jant. Yani bir CSU'a yakışır nitelikte bir jant lastik tasarımı olmuş diyebilirim. Zaten CSU'lar da 17 inç standarttır. Siz de biliyorsunuz. Şu aracın tasarım çizgilerine bakar mısınız? Çok köşeli, çok hatlı bir tasarım var. Arkaya doğru gelelim. LED arka stopları var. Artık Qashqai'de bakın şu şekilde. Dediğim gibi Juke'u fazlaca andıran bir tasarım. Şöyle arkadan gösterirsem sizlere Qashqai'yi. Bu şekilde. Arka park sensörlerine buralarda geliyoruz. Yine reflektörlerimiz var. Sportif duruyor. Balık sırtı antenimiz. Bakın Piano Black. Bu araçta çift renk var arkadaşlar. Mavi ve yukarıda parlak siyah Piano Black diyebileceğimiz. Bunlar opsiyon olarak alınabiliyor. 6000 lira bir farkı var. Bakın burada da Piano Black yan detaylarımız mevcut. Şöyle bir bagajını açalım. Tekne pakette geri görüş kamerası gelmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Giriş paketinde daha fazla bir bagaj hacmi sunuyor Qashqai. 504 litrelik bir bagaj hacmi var. Şöyle içerisine baktığımız zaman burada da ve burada sarı ışıkların olduğunu görüyoruz. Şöyle kademeli bir bagajı var. Bakın şu şekilde rahatça koyabilirsiniz eşyalarınızı. Derinlik olarak güzel olmuş. Şuradan kapatalım. Evet, tok bir kapı sesi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkasına bakalım. Şurada teknanın yakıt verilerini görüyoruz. Şehir içi trafikte 7.9 yaktığı söyleniyor. Bunun üzerine siz yine birazcık ekleyin arkadaşlar. Bu araç şehir içinde 8.5-8 yakar. Yani bu verilerin yakması çok çok normal. Bizim Polo şu anda şehir içinde daha da yüksek yakıyor. Evet, teknanın arka kapılarını açtığınız zaman şöyle bir içeriği gösterelim, koltukları gösterelim. Kumaş koltuklarımız var ve burada bir yenilik arka havalandırmalarımız var arkadaşlar. Buralar sert geliyor. Buralar suni deri. Bakın şu şekilde dikişli deriler mevcut. Şuradaki tasarımı Platinum Premium'da beğendiğimi söylemiştim. Krom kapı kolları. Buraların görüntüsü hoş olmuş. Yine buralarda çok köşeli, çizgili tasarımlar mevcut. Eşya gözlerimiz, ana hoparlör girişi. Şöyle bir bakın kumaş koltuklarımız var. Bunlara ekstra aksesuar takarak deri alabiliyor musunuz? Şöyle bir arka kol dayamamız mevcut. İki tane bardaklığı var. Arka erişim yok. Evet, bir arkaya inelim. Baş ve diz mesafesini gösterelim. Şöyle diz mesafesi görüldüğü gibi çok normal arkadaşlar. Konforlu bir burada oturma pozisyonunuz var. Baş mesafesine dönelim. Baş mesafesine geldiğimiz zaman da şöyle bir 4-5 parmaklık bir baş mesafesi bizlere sunuyor Qashqai'nin tekne paketi. Benim boyum 1.71, buraya 1.85-86 güzel güzel oturabilirsiniz. Şimdi önden anlatmaya devam edelim. Dediğimiz gibi burada arka havalandırma ızgalarımız var ve şurada
1 Type C ve Type A girişlerimiz var arkadaşlar. Bunun iki tane olması güzel olmuş çünkü herkeste bu Type C girişi olmuyor. Type A standart USB girişlerimiz biliyorsunuz şarj için kullanılıyor. Burada okuma lambalarımız var. Bunlar sarı ışık olarak sunuluyor. Tavan bu şekilde. Bakın buralarda tutamaçlarımız var. Kapı bu şekilde gözüküyor. Kumaş koltuklar. Yani ferah ya içerisi. Ama şu full paketinde burada bir cam tavan vardı. Harikaydı. O video gitmediyseniz hemen yukarıda karta bıraktım. Arkadan görünümü Tekna'nın böyle. Evet ekran birazcık sinirimizi bozdu. Şimdi öne gidelim ve anlatmaya devam edelim. Evet Tekna'nın kapılarındayız. Buralar artık yumuşak geliyor. Buralarda Sony deliler var. Bakalım evet buralarda doku var. Gördüğünüz gibi Sony deliler arkada da vardı. Şurada küçük bir eşya gözümüz var. Yine krom kapı kolları. Katlanır aynı standart olarak geliyor demiştik arkadaşlar. 4 cam otomatik. Bu şekilde bakın. Eşya gözü, ön hoparlör girişi. Mekanik ayarlanabilir bir sürücü koltuğumuz var. Burada yine baldır desteklerinin olduğunu görebiliyoruz. Tasarımı güzel. Direksiyonu çok sportif. Hadi içine geçelim. Şöyle bir kokpite baktığım zaman evet multimedya ekranı buraya olmamış. Hatta ne multimedya ekranısı? Burada bir multimedya ekranı bile yok. DBA radyo diyorlar bunu arkadaşlar. Şöyle açabilirsem çok eski tip pek olmamış. Gündüz gece ayarları var. Radyo, medya, bluetooth bağlantıları var. Buradan çağrılarınızı yanıtlayabiliyorsunuz. Ayarlar bu şekilde. Ses sistemi nasıl? Radyo çok çekmediği için şu anda pek iyi gözükmüyor. Yine bunun etrafı aslında güzel renklerle olmuş ama buraya ekstra ekran taktıramıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Bayi takmıyor. Dışarıdan artık çıkarsa, taşeron firmalar yaparsa onlardan alabilirsiniz. Burada bir manuel klima sistemimiz var. Bunlar otomatik değil arkadaşlar. Çünkü bakın çevirmeli artık bunlar. Gördüğünüz gibi. Direksiyon ısıtma veya koltuk ısıtma gibi detaylar bu araçta yok. En fullünde vardı. Burada engine start stop anahtarsız çalıştırmamız var. Şurada bir çakmaklık girişi. Böyle bir eşya gözü. Elektromekanik park freni, auto hold. Ve burada bir CVT şanzımanımız var. Bu şanzıman artık DCT'ydi ama CVT oldu arkadaşlar. 2019'da yine Qashqai CVT kullanıyordu en son. Artık DCT'ye geçmişlerdi ama yine CVT ile karşılaştık. Burada da bir dry mod sürüş modlarımız var. En fulle aldığın zaman burada arazi sürücü modları geliyor ve arka bağımsız süspansiyon geliyor. Buralar sert. Evet buralar yüksek paketlerde. Yumuşaktı. Zaten benim en beğendiğim Qashqai'nin paketi Design Pack. O da Tekna'nın bir üstü oluyor. Onu da eğer bulursak göstereceğim arkadaşlar sizlere. Sky Pack de güzel. Buralar gördüğünüz gibi antrasit renginde. Şöyle bir bardaklık girişlerimiz var. Ve burada bir üzeri suni deri kaplı kol dayamamız var. İleri hareketi yok. Yükseklik ayarı da yok. Sabitlenmiş. Şöyle bir USB port girişi. Ve burada da bir giriş yok. Kalemlik. Kalemlik var arkadaşlar burada. Böyle. Kapatalım. Ön göğüs tiki malzeme kalitesi yumuşacık. C segmentinde yumuşak olsun. Far yükseklik ayarları burada. Şuradaki ambiyansın. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arttırabiliyorsunuz. Bu ekran. Şurada bir dijital göstergemiz var ama ne kadar uyumlu bilmiyorum. Nissan kullanıcıları bu göstergeyi iyi bilirler. Genellikle bu kullanıyordu zaten. Analoglarımız yine buralarda. Burada stop start ayarlarımız var. Otomatik far ayarlarımız var ama maalesef yağmur sensörünü bu araçta koymamışlar. Pedal shifter'larımız var ama yağmur sensörü yok maalesef. Bu da bir kötü detay olarak dikkatimizi çekti. Buralar şöyle bakın mat geliyor. Çok sportif bir direksiyonu var. Şuraların şöyle dimdik gelmesi, şuradaki piano black parlak detaylar ve pedal shifter'lar direksiyonu çok çok sportif yapmış. Çağrı yanıtlama, multimedya yönetme, sesli komut diyor ama bu araç sesli komutun çalıştığını zannetmiyorum arkadaşlar. Genel anlamıyla bu şekildeydi Nissan Qashqai'nin Tekna paketinin içerisi. Şöyle bakın kendinden kalan bir dizaynımız yok. Burada SOS ayarlarımız buralarda yine şöyle sarı olarak bizlere sunuluyor. Makyaj aynamızda LED'imiz maalesef yok ve herhangi bir ışığımız yok. Böyle bakın. Buralar tamamen mat ama kalitesi çok güzel. Buralar da suni deri kaplanmış. Torpidoyu açtığımız zaman standart bir torpido. Şu QR kodla el kitabına ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Böyle. Bu şekildeydi arkadaşlar. Paspasları da güzelmiş bu arada. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi bir kamerayı kendimize çevirip kapanışımızı yapalım. Video sonu değerlendirmeme tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Nissan Qashqai'nin Tekna paketi en boş paketi. Gerçekten içi bir tık boş olmuş ama eskiye nazaran Tekna paketi biraz daha dolu geliyor. Şöyle söyleyebilirim. Aracın fiyatı zaten siz fiyat listesinden gördünüz. Görmediyseniz de şuraya şöyle bir ek bırakıyorum. Bu şekilde bir fiyatı var. Yani alınır mı alınmaz mı bu fiyatlarda ne tercih edilir diye sorarsanız şu anda çok fazla bir otomobil tercihiniz yok arkadaşlar. Çünkü döviz kurlarından dolayı şu anda fiyatlar çok yükseklerde. Ama önümüz kış
Şubat, Mart aylarımız var daha. Ben fiyatların bir tık daha dengeleneceğini düşünüyorum. Eğer döviz kurları yukarı çıkmazsa, yani euro ve dolar yukarı çıkmazsa fiyatlar biraz daha dengelenebilir. Zeyt bekleyelim mi derseniz, bu konuşmayı Platinum Premium'da da yapmıştım. Şu anda yapıyorum. Beklerseniz stok sıkıntısı var. Beklemezseniz araçlar çok pahalı, cebiniz çok fazla yanar. O yüzden ben kesinlikle şunu alın, şunu almayın, şu zaman alın, bu zaman alın demiyorum. Ama bu videoyu çekmemize izin verdiği için ve bizimle çok güzel, çok sıcakkanlı ilgilendiği için Nissan Park'a çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buradan da teşekkürlerimi onlara iletmek istiyorum. Çok yakın zamanda test sürüşü videomuza gelecek arkadaşlar. Siz de test sürüşü yapmak isterseniz Nissan Park'a gidip test sürüşlerini yapabilirsiniz. Ama lütfen ciddi alıcılar gitsin. Bu kadar da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hemen aşağıdaki bulunan butonlardan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ki daha da yükselelim arkadaşlar. Sizlerden ricam bu. Samimiyetinize güveniyorum ve şu anda beğeni tuşuna bastığınızı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.